Şimdi bir tarihsel gelişiminden de bahsetmemiz lazım. Şimdi tarihsel gelişimi de devletle doğrudan ilişkili olduğu için aslında devletin gelişimiyle de doğrudan bağlantılı. İnsan hakları dediğimiz şu an günümüzde de insan hakları hukuku olarak uluslararası camiada çok fazla önem atfedilen bir hukuk alanı haline de geldi. Aslında çok modern, çok yeni bir hukuktur. İşte 1940'ların sonunda yeni aslında oluşmaya başlayan bir hukuktur. Bunun sebebi de işte devletin dönüşümü, devletin modern devlet dediğimiz, artık bireylerle doğrudan doğruya birebir muhatap olduğu, işte çok ciddi büyük bir bürokrasi tarafından yönetilen, işte 18. yüzyıl bürokrasisi, 17. yüzyıl bürokrasisine baktığımız zaman devletler 100 kişiyi geçmeyen, 200 kişiyi geçmeyen ekiplerce, kalem dairelerince yönetiliyormuş. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman yüz binlerce kişinin oluşturduğu bürokratik kadrolardan bahsediyoruz artık devlet derken. Ve devlet dediğimiz yapı eskiden tamamen işte dışarıdan gelen düşmanlara karşı içerideki vatandaşı, işte o zaman tabii vatandaş da denilmiyor, subject diyorlar, işte reaya diyorlar. Bu şeyleri korumak gibi çok basit bir işlevi olan kurumken, şu an günümüze geldiğimizde 19. yüzyılda devlet işte sağlık hizmetlerinden eğitim hizmetlerine, eğitim hizmetlerinden işte bir takım sosyal güvenlik hizmetlerine karşı kadar her konuda düzenleme yetkisi olan ve hayatın her alanında kendisini hissettiren bir kurum haline gelmiş. Ve dolayısıyla artık insanların 19. yüzyılın ortalarından itibaren kendilerini devletin faaliyetlerine doğru karşı koruma ihtiyacı ortaya çıkmış. Bu da insan hakları hukukunun doğuşunun temeli olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla biz devleti kuruluşunu, devletin dönüşümünü insan haklarının temeli olarak kabul ediyoruz. Ama özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insan hakları ile ilgili çok ciddi bir dönüşüm yaşıyoruz. 2. Dünya Savaşı'ndaki bu dönüşümün sebebi işte bu Nazi Almanya'sının ki bu Nazi dediğimiz grup da aslında Alman vatandaşlarının seçimle seçtiği ve aslında o savaş dönemi boyunca kanunla hareket eden insanlar, ama bu insanlar kanunla insanları öldürme yetkilerini alıyorlar mesela. İşte ne diyeyim, Çingene yakma kanunu çıkarıyor. Ve bu kanun muvaciyesinde insanları öldürüyorlar. Soykırımlarını kanunlar muvaciyesinde yapıyorlar. Daha sonra savaş bittikten sonra meşhur bir Nürnberg mahkemeleri vardır. Bu mahkemeler sırasında bunların çok enteresan bir savunması var. İşte bu savaş suçlarından dolayı şey yapılırken diyorlar ki bu uluslararası anlamda bir mahkemedir. Biz kendi iç hukukumuza uygun olarak, kanuna uygun olarak iş yaptık. Siz bizi yargılayamazsınız. Tabii bu ikilemin neticesinde uluslararası insan hakları hukuku doğuyor ve günümüze kadar gelişiyor.